Merhabalar, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda Ankara'ya gidiyoruz, onu vloglayacağım. Nereden esti? Sevdiğim ve takip ettiğim bir voleybolcunun maçı varmış. Dedim onu izlerim. Hem Melis orada, Melis'i tanıyorsun zaten önceki videolardan. Hem Melis'i görürüm dedim, beni gezdirir dedim. Hem de Anıtkabir'e gideriz dedim. Güzel bir gün olur diye düşünüyorum, günübirlik gideceğim. İnşallah eğlenceli geçer, bakalım. Saat 10'u 20 geçiyor. 11'de tren kalkıyor. Ay, yürüyorum şimdi, evden çıktım. Tokamı bulamadım ya, çok mutsuzum. Böyle hep topuz yaptığım bir tane tokam vardı. Onu bulamadım. Bayağı 15 dakika falan evde onu aradık annemle ama bulamadık. Öyle gidiyorum şimdi. Bilet kontrolü yaptılar, içeri girdim. Şu an trenin gelmesini bekliyorum. Otobüs kartımı unutmuşum ya. İstanbul kart otobüs kartımı unutmuşum. Dönünce ne yapacağım bilmiyorum. Minibüse falan bineceğim artık. Asla üzülmek yok. Çok eğlenceli bir gün geçireceğim. Dolu dolu bir gün geçireceğim. Süper olacak. Günaydın. Çok kişi Eskişehir'de indi. Tanıyacağım treni kaptı. Şimdi Ankara'ya geldim. Birazdan da ineceğim garda. Umarım rahat geçer, çok sancılı bir süreç olmaz. Melis aradı beni. Kızılay'da bir tane AVM varmış işte. Orada bekle falan dedi. Onun gelmesini bekliyorum şu an. Soğuk ya. Geldiği gibi direkt yemek asla haratır sormadan direkt gidip içeriden yemek aldı. Bugünkü planımızı ufacık anlatmak ister misin Melis? Ders çalışacağım. Gerçekten Ankara'ya ders çalışmaya gelmiş olmam. Bir otluyla buluşunca ne yaparsın? Ders çalışacağız, maça gideceğiz. Maç asla evet, voleybol maçı izleyeceğiz. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım ben voleybol maçı için, biliyor musun? Kimin maçı? Ziraat L Halkbank. Güzel. Ziraat bankaları işte izlemeye gidiyormuşuz arkadaşlar. Ziraat da şey oynuyor, milli takımdan. Biri diyor ki benim bankamda daha fazla para var, benim kredim daha ucuz. Gram komik değil mi o? Ona buna sıfır saygı. Evet, başka? Anıtkabir yapacak mıyız? Yapabiliriz, araya sıkıştırabiliriz. Bir atamı görelim ya. Evet, çünkü şey, 2'de ya maç. O zamana kadar yaparız. Aspava'ya seni. Aspava'ya akşam yemeği yeri diye akşam yemeğini götüreceğim, güzel bir yere götüreceğim. Sordum, geçen gittiğimiz bir yer var. Çok işte. Çok Aspava var, tamam mı? Ne? Bir ben bir tane var sanıyordum. Yok, Gülçimen'e gideceğiz. Gülçimen en iyisi. Bayağı güzel. Okey. Ondan sonra akşam da 100. yılda. Eğlence mekanına götürecek. Merkez çarşıda. İstediğine dayos olur, barikat olur. İstersen sakin bir yer olur. Bana isim sayma, ben şu anlar. Sana güveniyorum. Sen eğlenmesini bilen bir insan. Teşekkür ederim. Kendimi çok turist gibi hissediyorum. Arkadaşa güvenlik yola çıkıp o da bilmiyor. Minibüsleri durdurup onlara soruyor nasıl gideceğimizi kütüphaneye. Yani biz artık akşam 6'da oluruz kütüphanede. Neresin Melis? Sinirleniyor arkadaş. Ankara'yı sinirleniyorum. Bulamıyorum çünkü gideceğim. Ankara'yla buluşur musun peki? Buluşuruz. Çok iyi.
Evet, şeye geçeceğiz. Nereden? Şuradan geçeceğiz ya, arabalar geliyor. Oraya geçelim öyle çık. Tamam. Kanka oradan mı karşıya geçelim? Yeter! Ziraat Bankası ile Halkbank'ın voleybol maçını izledik. Evet. Bunun sebebi ben Filenin Efeleni izliyordum zamanında. Ya zamanında diyeyim, geç birkaç ay önce falan yani. Milli takımın erkeklerini izliyordum voleybolu. Onu izliyordum işte. Oradan benim sevdiğim bir oyuncu vardı. Bayağı iyi oynadığını düşündüğüm, çok takip ettiğim bir oyuncu vardı. Bediran aynen. Maç var şeyini gördüm. Biz de bilet aldık hazır Ankara'ya geliyorken. Ya yani hepsi onun için Ankara'ya geldi. Onun için gelmedim. Öykü benim için değil, Bediran için Ankara'ya geldi. Kankam her şey birlikte diyebiliriz. Neyse geldik işte bir şekilde maça. Bu arada Halkbank'ta da 2-3 tane milli takımdan oyuncu varmış. Ben bunu bilmiyordum. Görünce dedim ki aa onlar da milli takımdaydı. Neyse. Ziraat kaybetti. 3-0 olarak kaybettim. Ne çok üzüldük. Ziraat. Ben istiyor ki en son elimizdekileri saklayarak acaba en başından beri Halkbank'ı stüdyo gibi mi yapsaydık? Neyse öyle üzüldük biraz. Olsun, güzel bir maçtı bence. Seyircilerinki güzeldi. Sen Halkbank'çısın çünkü biliyorum. Seyircilerinki güzel bir maçtı bence. Bence de eğlenceliydi. Hakem biraz taraf tutuyordu ama. Biraz. Abi adam VAR'a gidelim diye ısrar ettiği için kırmızı kart aldı. Peki bura Ankara kankam, gel. Değil. Bunlar durmaz. Durur gel koş. Ne lan? Evet, sonradan şimdi de Aspava'ya gidiyoruz. Aspava'da tekrar anlatacağım. Neyi anlatacak? Aspava'ya geldim. Allah sağ olsun. Bana afiyet versin. Amin. Evet. Aspava. Ankara'nın işte genel kültürü. Çok da ben bilmiyorum. Ankara'da değilim ama burada öğrendiğim kadarıyla bir sürü şubesi var. Çok farklı. En iyisi şu an Gülçimen Aspava olarak geçiyor. Şu an Gülçimen Aspava yazıyor mu? Gülçimen Aspava'nın Balgat şubesine getirdim öyküyü. Ben de burada yemiştim. Bayağı iyi burası. Geldiğiniz zaman siz gördüğünüz şeyleri bitse bile 4-5 kere falan yeniliyorlar. Bunların hepsi ikram zaten, sadece yemekleri ve içeceği ödüyorsunuz. Onun dışında ikram olarak yemek bittikten sonra çay ve tatlı da geliyor. Genel olarak künefe ve irmik helvası geliyor dondurmalı. Bu şekilde. Güzel bir yer. Afiyet olsun Melis. Teşekkürler. Yarım künefe, yarım dondurmalı irmik helvası var. İkiye böldüm. Tam çekmeyi unuttum bari. Değerlendirme. Kanka 10 üzerinden 100 çünkü midemden bir tane daha oluştu. Aşırı iyiydi bu arada. Sürekli zaten yeniliyorlar, patatestir, şeydir, çiğ köftedir falan filan, bayağı iyiydi. Yemek de doyurucuydu fakat ben biraz puan kıracağım. Süper değildi. Daha iyi künefeler yedim ama gayet iyiydi yine de. Ya, künefesi iyi değil, onu tatlılarını savunmuyorum. Yani ama yine de kötü değildi. Yemekler şey, soğuk, kanka, soğuk değildi de sıcak değildi. Yani. Şimdi döner dediğin ne kadar sıcak olabilir? Şimdi o döner kesildikten sonra dürüm haline geliyor ve Ankara soğuk bir yer. Ya ne alaka ya, ne alaka? Kankam o zaman Kars'ta hiç sıcak yemek yemiyor mu insanlar? Hayır bak, döner olduğu için eğer atıyorum kebap söyleseydin o zaten direkt çıktığı gibi gelecekti, sıcak olacaktı. Ben inanmıyorum, yine de puan kırıyorum. İçli köfte ne kadar sıcaktı, ağzım yandı benim. İçli köfte bayağı iyiydi bu arada, ben bayağı beğendim. 10 veriyorum kanka ben. Ben 8-3 verdim çok doyduğum için. Bir Ankaralı olarak. Güzeldi. İstanbul'da böyle bir yer lazım. Evet. Şimdi nereye gidiyoruz? 100 yıl. Kendisi ders çalışacak, ben de kitap okuyacağım. Çünkü pazar günü olmasına rağmen sınavım var. ODTÜ yazmayın arkadaşlar, ODTÜ ölümdür. Bugün sınavım var 8'de. 2 saat boyunca ders çalışacak, ben de kitap okuyacağım. Buradan gelecek. Ya ne bileyim ben ya, ben Ankara'dayım çünkü her şeyi bana soruyor. Hayatım siyah beyaz yemek kendisi. Hayatım siyah beyaz yemek. Hayatım siyah beyaz. En büyük bir şey. Ya of, ne alaka ya, ne alaka ya. Ya bu üstüne battı. Bak, Onur da çek. Çok güzel çıkmıyor. Gözben deneyebilir miyim? Tabii. Deneyebilirsin, hayatım bile gönül dönecek. Sen burada mısın? Evet. Evet. Al gönül. Bütün hideout, Fatih ve gönül. Of gönül, çok güzel oldun. Bir müzik daha bir. Fatih'e de yakıştı. Evet, Fatih'e de yakıştı. En çok önemli şey bu arada, gözlük gereksiz. Geri verin. Evet, sahibi. Bye. Bye. Aman artık yalan yalan ama bir şey yok. Dünyanın en kabus, en kötü yolculuğunu yaşadım. Allah'ıma şükür saat 5.38'e indim ben. Yine de çok güzel bir gündü. Çok dolu dolu bir gündü. Hakkını verdiğimi düşünüyorum. Çok da eğlendim gerçekten. Şimdi eve gidelim bakalım, inşallah varabileceğiz.
Sadece otobüs yolculuğumun kötü geçmesi bana Maltepe'yi, yurdumu özletmiş olması. Peki, cümleyi de kuramadım. Anacığıma yazdım, uyuyor musun diye. Sanırım beni bekliyormuş, uyumuyormuş. Saat 5.40, 5.06'ya geliyor. Kadın hala uyanık. Yani 5 dakika falan var evime. Güvende geldim diyebiliriz. O zaman artık bu videonun sonuna gelelim. Ben çok eğlendim gerçekten gün içerisinde. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Teşekkür ederim izlediğiniz için.